Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki hazırlamış olduğum Adobe programları Adobe Stock ile ücretsiz bir şekilde nasıl kullanılır videosunun altına birçok yorum geldi. Burada en çok Adobe Stock sistemi merak edilmiş. Daha doğrusu burada nasıl satış yaparız bu merak edilmiş. Ben de bu videoda sizlerle birlikte bir profil oluşturup vergilendirme ayarlarımızı birlikte yaparak bu Adobe Stock dünyasına nasıl gireriz beraber onu göreceğiz. Bu videoda sadece profil oluşturup vergilendirme ayarlarımızı yapacağız. Bundan sonraki videolarda da fotoğraf, video ve illüstrasyon yüklemeyi göreceğiz. O yüzden bu videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim ve profilimizi oluşturalım. İlk olarak Adobe Stock sitesine giriş yapıyoruz. Siz de açıklama kısmındaki link üzerinden bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sağ üstte yer alan Sell kısmına, yani satış kısmına bir kere tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Eğer daha önceden sizin Adobe ID'niz varsa buradan hesabınızı otomatik olarak bağlayabilirsiniz. Ben yokmuş gibi düşünüyorum. Buradaki şimdi katıl butonunu tıklıyorum. Karşımıza gelen formu birlikte dolduruyoruz. İlk olarak buraya mail adresimize girelim. Adobe Stock deneme. Ben daha önceden oluşturmuş olduğum mail adresini buraya giriyorum. Gmail, Adobe Stock olsun isim soy isimde. Buraya şifre girelim. Aşağıda belirtilen kriterlerin hepsini içermesi gerekiyor şifremizin. Evet, tamamını girmiş olduk. Doğum tarihimizi giriyoruz. Bölgeyi Türkiye olarak seçiyoruz. Ve buradan benimle e-posta yoluyla iletişim kurun seçeneğini seçtikten sonra hesabı oluştur diyoruz. Form doldurmak bu kadar basitti. Bir işlem daha yapacağız tabii ki. En başta forma yazmış olduğumuz e-postaya bir tane doğrulama linki gelecek. Şimdi e-postamızı açalım. Buradan doğrulama linkini tıklayarak bu şekilde doğrulamamızı tamamlayalım. Kullanım koşullarını da kabul ediyoruz ve devam ediyoruz. E-postanız doğrulandı diyor. Devam etmek için tıklayalım. Ve her şey bu kadar basitti arkadaşlar. Eğer daha önceden Fotolia hesabınız varsa onu da buraya bağlayabiliyorsunuz. İlk varlığınızı yükleyin diyor. Buna tıkladığımız zaman da bir pano sayfasına gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Artık fotoğraflarımızı yüklemeye başlayabiliriz. Fakat fotoğraflarımızı, içeriklerimizi yüklemeden önce yapmamız gereken bir işlem daha var. Bu da vergilendirme ayarları. Bunun için de pano kısmına gelmemiz gerekiyor. Panoyu daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk öncelikle biz şu vergilendirme ayarlarını bir yapalım. Üst kısımdan katılımcı hesabı kısmına bir kere tıklıyorum. Buradan da vergi bilgileri kısmına geliyorum. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi vergi bilgilerini ekle butonu var. Buraya tıklayalım. Tüm katılımcılar aşağıdaki belgeyi okumalıdır diyor. Siz de burayı detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Buradan devam diyelim. Burada karşımıza iki tane seçenek geliyor arkadaşlar. Bir tanesi bireysel kullanıcı, diğeri de limited, ortaklık veya kuruluş musunuz diyor. Biz burada bireysel kullanıcı olarak bir hesap oluşturacağız. Buradan bireysel kullanıcıyı seçiyoruz. Devam diyoruz. Ve buradan 3 tane yine karşımıza seçenek geliyor. Birincisi, ABD vatandaşı veya ABD'de ikamet eden bir yabancısınız. Yani diyor ki ABD'de yaşıyorsanız bu formu doldurun. Eğer ABD'de yaşamıyorsanız ama orayla anlaşmalı bir ülkede yaşıyorsanız o zaman da ikinci formu doldurmanız gerekiyor. Üçüncü de hem ABD'de yaşamıyorsunuz, aynı zamanda da herhangi bir anlaşmada yok ülkeler arasında. Biz burada ikinci kısma giriyoruz. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çifte vergilendirme anlaşması var. O anlaşmaya göre bu formu doldurmamız gerekiyor. Yani iki taraftan da vergi kesilmemiş oluyor. Onun için de V8 formunu seçiyorum ve doldurmaya başlıyorum. Karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan alt kısma inip şurayı devam seçeneğini seçiyoruz. Ve formu doldurmaya başlıyoruz. Zaten doldurmamız gereken yerler kırmızıyla işaretli. Özellikle bu yerleri doldurmamız yeterli olacak. İlk olarak ismimizi, soy ismimizi yazıyoruz. Biz yine buraya Adobe Stock yazalım. Buradan bulunduğunuz ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye diyelim. Ardından buraya adres bilgisi giriyorsunuz. Adres deneme 123. Siz tam adresinizi de girebilirsiniz. Buraya şehir bilgisi. Yine bağlı bulunduğunuz ülke. Burayı seçtikten sonra eğer farklı bir yazışma adresiniz varsa buraya onu da girebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bizden burayı mecbur istemiyor. Bu kısma da doğum tarihimizi giriyoruz. Yalnız doğum tarihinde şöyle bir durum var. İlk öncelikle ayı yazıyorsunuz, sonra günü, sonra da yılı yazıyorsunuz. Bizde ilk önce gün, ay, yıl şeklinde oluyor. Burada ilk öncelikle ay yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde istiyor sizden. Buraya yazalım bunu da. Buradan yine ülkenizi seçiyorsunuz. Burada doğum tarihinin arasına tire koymamız lazım. Yoksa kabul etmiyor. Ülkeyi de seçtikten sonra en alt kısım kalıyor. İmzalama kısmı. İmzalama kısmını seçtiğiniz zaman buraya bu şekilde bir pencere açılıyor. İsterseniz buraya isminizi, soy isminizi yazabilirsiniz imza kısmına. Veya buradan imza atabilirsiniz. Görsel yükleyebilirsiniz. Veya cep telefonunuzla buradan onaylayabilirsiniz. Fakat isim yazmanız yeterli bu şekilde. Buradan apply dediğiniz zaman da imza kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Alt kısmına tekrardan da ismi, soy ismi yazalım. Şöyle. Bunu da tamamladıktan sonra buraya tarih girebilirsiniz. Girmenize de gerek yok. Tüm işlemleri tamamlamış olduk. Burayı da yaptıktan sonra click to sign diyelim. Ve bu şekilde vergilendirme işlemlerini tamamlamış olduk. İsterseniz bir tane de kopyasını da buradan tıklayarak da indirebilirsiniz. Kenarda kalması için faydalı olur. Biz tekrardan Adobe Stock panosuna gelelim ve vergilendirme işlemlerini tekrardan bir kontrol edelim. Katılımcı hesabı, vergi bilgileri ve buradan görmüş olduğunuz gibi doğrulandı olarak görünüyor vergi bilgileri. İlk ödemeyi alabilmeniz için 25 dolara geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilgileri de ileriki videolarda paylaşmaya çalışacağım. Söylemiş olduğum gibi bir sonraki videoda da görsel yüklemeyi göreceğiz. Yeni videoları takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.